Diğer taraftan Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylardan sonra tabii Türkiye olarak biz hem kendi milli çıkarlarımız hem de Kıbrıs Türklerin haklarını korumak için her zaman kararlı bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Buradaki gelişmelerden sonra NATO'nun ayrıştırma konusunda bir inisiyatifi oldu. Biz müttefikler arasında bir kazanın yaşanmasını istemeyiz ve Yunanistan'ın özellikle bizim sismik araştırma bölgemize savaş gemilerini göndermesi sebebiyle de bir gerginlik oldu. Bir çatışma riskini gören NATO ayrıştırıcı rolünü burada oynamak istedi. Biz başından beri Genel Sekreterim ve NATO'nun bu inisiyatifine olumlu baktık, desteğimizi verdik, tüm toplantılara katıldık ve Genel Sekreterim ve Sekreteryanın yaptığı açıklamalara destekleyici açıklamalar yaptık. Başlangıçta Yunanistan'ın olumsuz tutumları oldu ama şimdi Yunanistan'ın da bu toplantılara katıldığını görüyoruz. Bundan da memnuniyet duyuyoruz ve bu liderliği için Genel Sekreter Stoltenberg'e de huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Ve diğer taraftan Türkiye'ye yönelik NATO'nun vermesi gereken desteği de tekrar gözden geçirdik. İdlib'de Türkiye'nin özellikle rejimin ve destekçilerinin saldırganlığını durdururken NATO'dan bu anlamda bir destek talep olmuştu. Fakat üzülerek söylemek isterim ki müttefiklerin değişik gerekçelerle bu desteği Türkiye'den esirgediğini görüyoruz. Bu konuda Genel Sekreter'in samimi çabaları oldu. Bunun için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Polonya'nın bu anlamda desteğini görüyoruz ve müttefiğimiz Polonya'ya da bunun için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. NATO Genel Sekreter ve bizler müttefikler olarak Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Afganistan'da tam anlamıyla istikrarı gördükten sonra Afganlarla istişare ederek NATO içinde de müttefikler arasında samimi bir istişareden sonra karar vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya ve bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var. Biz koalisyonun içindeyiz. Ayrıca NATO'nun oradaki misyonuna da destek veriyoruz. Ama henüz maalesef hayata geçemedi. Bizden kaynaklanan sebeplerden ya da sorunlardan dolayı değil, Irak'ın kendi içinde yaşadığı süreçlerden dolayı. Bugün Irak farklı sorunlarla karşı karşıya, kapasitesinin arttırılması gerekiyor ve birlikte ne yapabileceğimizi de Genel Sekreterle değerlendirme imkanımız oldu. Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik ve orada özellikle kalıcı bir ateşkes için sarf ettiğimiz çabalar ve görüşmeler hakkında da Genel Sekreter'e bilgi verdik. Terörle mücadelemizde NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler. Bugün maalesef bazı müttefiklerimiz PKK-YPG terör örgütüne açıkça destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır. Terör listemizde olan terör örgütleriyle bazı müttefiklerin angajmana girmesi kabul edilemez. Bu konuda Genel Sekreter'e de hem sistemlerimizi ilettik, yani şahsına değil ama üye ülkelere iletilmesi için ilettik. Ayrıca müttefiklerin bu tür destekleri bir an önce durdurması gerekir. Diğer taraftan savunma sanayi ihtiyaçlarını NATO müttefikleri olarak kendi içimizde halletmemiz gerekiyor. Ama biz Patriot ya da başka bir hava savunma sistemini müttefiklerimizden alamadığımız için ve bunun NATO içinde de yarattığı hassasiyeti görüyoruz. Ama Türkiye'nin elzem olan bu ihtiyacının da karşılanması gerekiyor. NATO'nun ve müttefiklerin de bunu anlaması gerekiyor. Bu sadece hava savunma sistemiyle ilgili değil, yine savunma sanayinde diğer ihtiyaçların da karşılanmasında müttefiklerin değişik gerekçelerle birbirlerine zorluk çıkarmaması gerekiyor. Bu konuyu da bugün Genel Sekreter'le birlikte ele aldık. NATO'nun 2030 çalışmasına bir müttefik olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz. NATO'nun yurt dışındaki misyonlarına ve çalışmalarına
ve de bütçesine en çok katkı sağlayan müttefiklerden bir tanesiyiz. Önümüzdeki süreçte de bu dayanışmamızı sürdüreceğiz. Genel Sekreter'e zamanlıca gerçekleştirdiği bu ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Ermenistan'ın bu saldırgan tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca Birleşmiş Milletler kararlarına göre de işgalci olan Ermenistan'ın bu saldırılarına NATO ülkelerinden ve dünyadan yeterince tepki gelmemesini neye bağlıyorsunuz? Yani Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Ermenistan'ın tarihine baktığınız zaman Hocalı'da 630'dan fazla çocuk, kadın dahil insanları nasıl hunharca katlettiğini görebilirsiniz. Aynı şekilde Temmuz ayında Ermenistan yine sivillere saldırdı. Şimdi ise Ermenistan önce çatışma hattında hemen Azerbaycan'ın bulunduğu bölgelere hem askerlere hem sivillere saldırdı. Çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Diğer taraftan son günlerde de sıkışan Ermenistan Gence'ye ve hatta Bakü'ye yakın yerlere de füze göndermeye başladı. Yani doğrudan sivilleri hedef alıyor. Bu esasen savaş suçudur. Ve Azerbaycan ise kendi topraklarında mücadele ediyor. Kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden geri almak için mücadele ediyor. Ve burada hukuken de ahlaken de herkesin her şeyden önce Azerbaycan'a bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Fakat sizin de söylediğiniz gibi tüm uluslararası örgütler ve de ülkeler ya çok dengeli olmaya çalışıyor ya da Ermenistan'ı destekleyici açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Minsk üçlüsünden Fransa açıkça Ermenistan'a destek veriyor. Bu sorunu çözmek için kurulmuş Minsk üçlüsü objektif olmalı, sorunu çözmek için de somut adımlar atmalı ya da öneriler getirmeli. Ama yaklaşık 30 yıldır maalesef Karabağ ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda, bu sorunun çözümü konusunda başta Minsk üçlüsü olmak üzere somut hiçbir öneri gelmedi. Biz şimdi Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü söz konusu olunca güçlü bir şekilde, haklı olarak hem Türkiye hem de Batılı dostlarımız olarak bu ülkelere destek veriyoruz. Toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde bu ülkelerin destekliyoruz. Peki neden Ermenistan-Azerbaycan konusu gündeme gelince, neden Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekil demiyoruz? Şimdi her iki ülkede NATO'nun ortakları. Dolayısıyla NATO'dan da tabii ki dengeli bir şekilde ateşkes, aynı şekilde sorunun barışçıl bir şekilde çözümü konusunda çağrı yapması normal. Ama uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve de Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğü çerçevesinde bu işin çözülmesi, yani Ermenistan'ın bir an önce buralardan çekilmesi çağrısında da başta NATO olmak üzere herkesin bulunması gerekiyor. Başka türlü de bu sorunun çözümü mümkün değil. 30 yıldır Azerbaycan toprakları işgal altında, 1 milyon kaçkın göçkün yerinden edilmiş insan var ve Ermenistan bu işgalin tadını çıkarıyor ve güçlü de destek görüyor. Başka çözüm var mı şu anda alternatif? Yok. Bir taraftan da cesareti nereden buluyorsa Azerbaycan'a saldırıyor. Azerbaycan da buna karşılık veriyor, kendi topraklarında mücadele veriyor. Dolayısıyla herkesin haklının yanında olması gerekiyor. Yani güçlünün değil, haklının yanında olması lazım. Ahlaken de, hukuken de. Bizim bu konuda tutumumuz açık, net bir şekilde ifade ediyoruz. Ve daha önce de söylediğim gibi Azerbaycan'ın şu anda Türkiye'den herhangi bir destek talebi yok. Ama olursa da çekinmeden vereceğimizi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz tekraren söyledik.